İçeri bir saat oldu. Şimdi barfiks çekeceğimiz yere gideceğiz. Hava güzel, biraz serin ama sıkıntı yok. Isınacağız zaten. Evet, burası bizim barfiks yerimiz. Şöyle göstereyim. Şurada dips yeri. Şurada da şöyle işte çeşitli geniş ve normal barfiks çekmek için yer var. Şimdi ısınmayı yaptık. Bugün muhtemelen 7 set barfix, 7 set de şınav yaparız. Geri kalanını evde devam ediyorum ağırlıklarla. Lan. Sizin için tehlikeli yerlerden atlayıp video çekim yerimize geldik. Terk edilmiş saha ve lojman. Elime kıymık battı. 7 set barfix, 6 set şınavla tamamladık dışarıdaki antrenmanımızı. Şimdi evde 4 set row. Dünün antrenmanı omuz ve karın, belki bir de kalf, böyle dev bir antrenman yapacağız. Normalde bu kadar yoğun yapmıyoruz tabii ki. Şimdi sizden 3 tane soru istemiştim. Hemen video anla cevaplayın diye bakalım güzel soru ne var. 90 tane cevap gelmiş. O yüzden hepsini okuyamayacağım için rastgele aralarından 3 tanesini seçip cevaplayacağım. Şınav sayısı nasıl arttırılır? Yani şınav sayısını arttırmak için şunu yap, bunu yap diye bir şey yok. Zorladıkça gelişiyor. Formunu oturtacaksın. İstersen önce diz üzeri başlarsın, sonra incline yaparsın. Sonra normal, sonra decline'e gidersin. Bu şekilde git gide artar şu nafsını. Geç. Yağ yakıp kilo alıp kas inşa etmek mümkün mü? Mümkün. Ama şöyle, eğer yeni başlayansan daha kolay bunu yapmak. Eğer daha ileri seviye sporcuysan daha zorlaşıyor. Çünkü ilk başladığında vücudunun kas kütlesini arttırması daha basit bir olay. Ama bu ilerledikçe zorlaşıyor. Ve ilk başta sen çok düşük olmayan bir kalori açığı oluşturursan, yani 300 civarı bir kalori açığı oluşturursan ve yüksek proteinden beslenirsen, bir de ağırlık antrenmanını yaparsan yapabilirsin. Yazım Tura. Tura. Anladım. Bir daha. Tura. Fazla hızlı cevaplayacağım. Vazgeçtim. Spora başlamak nereden esti? Ben zaten her zaman sporla iç içeydim. Yani vücut geliştirme yapmıyordum ama işte futbol oynuyordum, basketbol oynuyordum, ne bileyim voleybol oynuyordum. Oynamadığım şey yok, tenis oynuyordum. Sonra üniversiteye geçtiğimde, zaten öncesinde de evde çalışıyordum. Üniversitede bir de başladım. Kuzenim dedi ben gidiyorum sen de gel dedi. Gittim. Ondan öncesinde de bir iki ay gidip bıraktığım olmuştu. Ondan sonra dedim güzelmiş ya bu. Böyle gelişiyorum falan. Eğlenceli geldi. Öyle devam ettim. İlk başlarda saçma gelmişti biraz aslında. Bana da lan ne yapacağım, ağırlık kaldırıp indirip falan demiştim ama sonrasında baktım bağımlılık yapıyor. Bir daha da bırakamadım. Temel reis gibi kanatlarım var. Bunu neye borçlusun?
Temel Reis'in kanatları mı var Ahmet? Yok değil mi? Soru yanlış. O yüzden geçiyoruz. Abi kaç yıldır bu iştesin? Düzenli olarak 3,5 yılı geçti. Yani spor salonuna gittiğimden beri 3,5 yıl oldu. Sadece vücut ağırlığıyla vücut ne kadar geliştirilebilir? Bunun için street workout yapanlara, yani sokakta çalışanlar, calisthenics yapanlara bakarsan anlarsın. Adam akıllı yapınca vücut geliştirmecilerden bile daha iyi vücut yaptıklarını düşünüyorum estetik açıdan. Belki bacakları biraz zayıf kalıyor onların ama bence o da yine kendilerinin tercihi. Güzel vücutları oluyor. Omuz için en etkili hareket nedir demiş Mehmet Emin. Yani bir tanesini seçmek saçma olur ama bence olmazsa olmaz yana açış olmalı. Yana açış hareketi olmazsa olmaz. Gainer veya protein tozunu hangi durumlarda ve kimler kullanmalı? Ya protein tozu dediğin destek yani. Eğer proteini alamıyorsan günlük, ki çok zor bence, tavuk yiyeceksin alt üstü, alamıyorsan kullanacaksın. Gainer'ı çok saçma gainer kullanmak bana göre. Biraz fazla yiyeceksin. Gainer'a gerek kalmayacak. Gainer dediğin eğer yemek yemekte kendini zorlayamıyorsan gainer kullanırsın. Ben de zayıftım. Zorladım, kilo aldım yani. Çok da zor bir şey değil aslında. Bir tabak değil, iki tabak yiyeceksin oturduğunda. Evde row yapacağız 4 set. Şınavı 2-3 set daha yapacağız. Yeterli gelmedi. Toplam 9 set mi oluyor? 9 seti falan çıkarmış oluyor şınavı. Normalde böyle bitiyordu. Yani 10 set sırt, 9-10 set göğüs yapıp bitiriyorduk. Yani bazen de işte kol falan ekliyoruz. Ama dünün antrenmanını yapmadık. Omuz, karın, bacak. Yarın da yapamayacağımız için, çünkü evde olmayacağız. Şu anda hepsini birleştirip ölümcül bir antrenman yapacağız. Rova nasıl ısınıyorum onu göstereyim. Ona şöyle düşük kilo ağırlık alıyorum. Ona böyle ısınıyorum. Daha sonra artıyor enerjiyi.